Hepinize merhaba arkadaşlar. TFF 1. Lig'in 1. hafta karşılaşmasıyla karşınızdayız. Erzurumspor Gençler Birliği maçını hızlı bir şekilde 4x'te izleyeceğiz. Ve Gençler Birliği bakalım Erzurumspor'a karşı kazanacak mı? Romero'nun golü geldi. Gençler Birliği adına durum 1-0 oldu. Ve Erzurumspor Gençler Birliği karşılaşması sürüyor. Erzurum'dan ataklar Ulvestat'ın golüyle Gençler Birliği durumu 2-0 yapıyor. Erzurumspor ilk yarıyı 2-0 geride bırakmış oldu. İkinci yarıya geçiyoruz. Erzurum'da ikinci yarı başladı. Gençler Birliği ve Erzurumspor karşılaşmasında Gençler Birliği'nin 2-0'lık üstünlüğü vardı. 3-0 buldular. 3-0'lık net bir galibiyete doğru gidiyor. Ankara temsilcisi ve Erzurumspor 3-0 net bir mağlubiyet aldı. Son düdük çalıyor. Erzurumspor karşılaşması tabii kötü gitti. İlk 11'i ayarlayamadık burada da. Ve ikinci hafta karşılaşmasında da Göztepe ile oynayacağız. Ve 1 saat 38 dakikası var. Belki de siz bu videoyu izlerken ikinci maçlar oynanmış olacak bile. Ve sonuçlara geldiğimizde sonuçlarda Çaykur Rizespor'un Manisa'yı 1-0'lık skor ile yendiğini görüyoruz. Hümmet Mendis'in asistleri golü kaydetmiş 5-3-2, 4-2-3-1'e karşı kazanmış. Ve Komayat STR Altınordu'nun menajeri Bodrum Spor'a karşı yenilmiş. Bodrum Spor deplasmanda 3 puanın sahibi olmuş. 1-0'lık skorla yenmiş o da. Ama tabii ki de Altınordu'nun kırmızı kart görmesi 7. dakikadan itibaren onları bozmuş. Bodrum Spor 5-4-1'de B taktiğiyle 4-3-3 A'ya karşı 1-0'lık galibiyet almış. Bolu Spor ve Pendik Spor karşılaşmalarında kazanan taraf çıkmamış. Bolu kendi evinde Pendik'le berabere kalmış. Bu maçın istatistiklerine bakacak olursak da her iki takım da 4-3-3-B ve 5-2-3 A taktiğiyle çıkmış. Belki Bolu Spor hücum çıkmış ama belki biraz daha agresif oynayabilirdi. Biraz daha risk alabilirdi ve Pendik Spor'a karşı belki de galibiyeti alabilirdi. Çünkü hakem mavi bir hakem. Çok agresif. Mavi hakemlerde, yeşil hakemlerde çok agresif çıkılabilir. Altay Keçiören Gücü karşılaşmasına baktığımızda 2-1 biten bir mücadele. Altay 2-1 kendi evinde kazanmış. İlk önce 56'da Keçiören sahneyi açmış gol sahnesini ve daha sonrasında 63'te Duçkas ve 83'te Muhammed Demir 83'te son sözü söylemiş. 4-4-2-A taktiği 4-3-B'ye karşı 2-1'lik skorla kazanmış ve Bandırmaspor Sakaryaspor ilk maçından galibiyet ayrılmış. Bandırmaspor'da evinde talihsiz bir yenilgi almış. 62. dakikada Milošević'in golü gelmiş. Asist Nalepa'dan gelmiş. 4-2-3-1 taktiği ile 4-5-1 kapışmasında kazanan taraf Sakaryaspor olmuş. Çok da sert bir hakeme denk gelmiş maç. Ama buna rağmen her iki takım da dengeli bir oyun tarzı ile çıkmışlar. Ve Eyüpspor Samsunspor karşılaşmasına bakalım. Samsunspor'da ilk maçta deplasmanda galibiyet almış. 54. dakikada Fofana'nın Denayer'in asistiyle golü kaydetmiş. 4-3-3-A ve 5-3-2 kapışmasında Samsunspor burada kazanan taraf olmuş. Ve Tuzlaspor Denizlispor karşılaşmasına baktığımızda şu an 3 takım boş TFF 1. Lig'de. Tabii ki bu 3 takımın da dolmasını biz isteriz. Eğer TFF 1. Lig'e gelmek isteyenler varsa lig moderatörü Samsunspor'un menajerine istek atabilirler. Zaten burada adı yazıyor. Bu hesaba istek atabilirler. Tuzlaspor Denizlispor karşılaşması Tuzla'nın 1-0'lık üstünlüğüyle bitmiş. İstatistiğe bakmaya bile gerek yok. Ve Göztepe'de Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık net bir skor ile mağlup etmiş. Tabii bir saat sonra da zaten TFF 1. maçlarının 2. haftası oynanacak. Biz bu videoyu biraz daha geç çekiyoruz. 2. hafta kimlerle oynayacak takımlar? Göztepe Erzurumspor'la oynayacak. Gençlerbirliği Adanaspor
Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Samsunspor, Tuzlaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Keçiören Gücü, Bandırmaspor, Pendikspor, Altay, Bodrumspor, Boluspor, Manisa Belediyesi ve Altınordu karşılaşmalarını inceleyeceğiz. Basın odasına bakalım. Basın odasında Samsunspor'un geçtiği bir hafta iki haber var. Samsunspor Eyüpspor karşılaşmasını vermişler. Ve burada da kaleci Suzupski'nin Samsunspor'dan ayrılacağını yazıyor. Haftanın takımına baktığımızda TFF 1. Lig'in haftanın takımında kaleci Herrera Göztepe'den, Bresser Göztepe'den, Delayer Samsunspor'dan, Brin Williams bu da Göztepe'den, Gila Çaykur Rizespor'dan, Romero Gençler Birliği'nin haftanın oyuncusu olmayı başarmış. Milošević Sakaryaspor'dan, Slatar Gençler Birliği'nden, Duşkas Altay takımından, Ali Akman Göztepe'den, Ojeda da Altay'dan olmuş. Haftanın 11'i bu şekildeymiş. Ve şu an lig tablosuna bakmaya bile gerek yok. Çünkü daha ilk hafta karşılaşmaları ve lig tablosunun biraz daha oluşması lazım. Biraz daha puan farklarının oluşması lazım. Çünkü hemen hemen herkes burada aynı puanda veya puanı olmayan menajerlerde var. Kadro değerlerine baktığımızda kadro değerlerinde Altınordu ve Göztepe dikkat çekiyor. Bu iki takım kadro değerlerinde yükselişte. Biz de kadro anlamında dördüncü sıradayız. Genel itibariyle baktığımızda her takım kadro kasmaya çalışıyor. Tabii ki de 17. 18. ve 19. sıradaki takımların kadroları bir hayli düşük. Çünkü kadro anlamında menajerleri olmadığı için kadro anlamında da düşük kalıyorlar. Ve şimdi gol krallığında baktığımızda gol krallığında da Ali Akman'ı görüyoruz. Ama gerçeklikte sanırım Göztepe'de hiç golü bile yok. Ama tabii ki bu oyunda bazı şeyler değişebiliyor. Tabii burada kupa mücadelesi olacak mı? Kupa mücadelesi de olacakmış. Keşke kupa mücadelesini kapatsaydık. Çünkü biliyorsunuz ki TFF 1. Lig'de yani kupa mücadelesi olur ama bu sadece TFF 1. Lig'e özel bir kupa gibi bir şey olacak. En azından yani bir kupa daha var. Belki kupa olmasaydı Süper Lig çünkü şu an bugün 4. hafta karşılaşmaları oynanacak. Eğer kupa günlüğü olmasaydı belki TFF 1. Lig Süper Lig'le aynı gün bitebilirdi ama tabii ki yine aynı gün bitmeyecek. Biraz geç bitecek. 2-3 gün biraz fark edecek ama en azından yine burada kupada da sürpriz galibiyetler alan, sürpriz sonuçlar alabilecek menajerler çıkabilir. Biraz daha inceleme yaptığımızda Göztepe'nin şu an kadrosu bizden çok çok daha iyi ve şu an Göztepe'ye karşı bugün 4-5-1 taktiğiyle sahaya çıkacağız. 4-5-1'de dizilişimiz şu şekil. İlk 11'imiz güzel. Savunmamızın sağ tarafı biraz sıkıntılı. Orta sahamız çok iyi değil ama oyuncularımızı tabii ki de alsat yapıp satacağız. Şu an yine Parks takımımızda ama yine bunu satacağız. Az önce bir ön libero'muz satılmıştı. Tekrardan bir satış listesine oyuncuları koyuyoruz. Burada tek güvencemiz kalecimiz. Kalecimizin büyük bir avantajı var. 81'lik olması. Göztepe'nin kadrosuna baktığımızda Göztepe'de sağlam bir kadro kuruyor şu ana kadar. Forvet bölgesinin çok sağlam. Orta saha bölgesinde Matuidi, Luis Nunes gibi bir oyuncu var. Bugün ona dikkat etmek lazım. Ve Brandon Williams sanırsam bu Manchester United'da oynuyordu. Sol bek oyuncusu 22 yaşında. Şu ana kadar Göztepe'nin ve Altınordu'nun kadroları açık ara ligde iyiler ve ligi kadro anlamında hem Altınordu hem Göztepe çok iyi başladı. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak bunu hep beraber göreceğiz. Yarın da ikinci hafta karşılaşmalarını anlatmış olacağız.
Bugünlük bizden bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.